Sevgili dostlar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı varlıklara dedince Resul-i Ekrem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bugüne kadar getirilen, bugün getirilecek ve ebede kadar sürecek salatü selama dedince salatü selam olsun. Onun keremli ehli beytine, güzide ashabına ve salih kullara, sadık kullara, saadatlara selam olsun. Allah Teala onların hatırına bizlere hayatın ve ölümün hayrını ve güzelliğini nasip buyursun. Yine Kur'an-ı Azimüşşan'daki dua gibi, Estağfirullah. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allah Teala hem dünyanın hem ahiretin iyiliğini, ihsanını lütfeylesin ve bizi cehennem azabından, ateşinden muhafaza eylesin. Değerli dostlar, Mustafa Asım Köksal Hoca'nın İslam Tarihi isimli külliyatından birinci ciltte sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli ismini, şerefli hayatını anmaya devam ediyoruz. En son amcasıyla birlikte bir kervana iştirak etti ve yolları Rahip Bahira'nın olduğu yere intikal etti. Rahip Bahira pencereden bakıyordu. Oradan çok kervan geçmiştir. Ama ilk kez Rahip Bahira'nın ilgisini çeken bir kervan. Bu kervanda sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Kureyş ticaret kervanları daha önceki yıllarda defalarca gelip uğradıkları halde Rahip Bahira onlarla hiç konuşmaz, ilgilenmezken bu yıl manastırının yakınında konakladıkları zaman onlar için birçok yemek yapmıştır. Bu da kendisinin manastırında oturduğu yerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bazı şeyler görmüş olmasından ileri gelmiştir. Rahip Bahira ehli kitaptır ve Kur'an-ı Azimüşşan'dan önce gönderilen işte en son İncil ve ondan önceki kitaplarda son peygamberin vasıfları belirtilmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulduğu gibi. Bu zat bu bilgilere haizdir ve son peygamberin gelişinin yakın olduğu, onun tarafından da biliniyor. Hatta sevgili Peygamber Efendimiz'in böyle gençlik dönemi, diyelim ki şu an Rahip Bahira'nın yanına geliyor, yaşları 10-12 civarında. Belki 1-2 yıl sonra Mekke-i Mükerreme'de Ukaz Panayırı'nda Kus bin Saide'nin bir hitabı olacak. O esnada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de yine Efendimiz gibi gençliğini yaşıyordur. Ve orada Kus bin Saide'nin hitabını duyacak Efendimiz. Ve yıllar sonra Kus bin Saide'nin o hutbesi esnasında onu hatırlayan var mı diye soracak. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ben hatırlıyorum ya Resulallah deyip kalkıp o hutbeyi okuyacak. Hutbenin en etkili girizgahı şudur. Beklediğiniz zatın gölgesi üzerinize düşmüştür. Yani son peygamberin gölgesi üzerinize düşmüştür. İşte Rahip Bahira yaklaşan kervanda adeta böyle bir şey hissetti. Özellikleri biliyordu. Onun için de dikkatini çekti ve bir yemek hazırlattı bu kervana. Çünkü o zatı yakinen görmek istiyordu. Nelerdi bunlar? Rivayete göre Bahira manastırda bulunduğu sırada kafile ilerlerken bir bulutun kervandakiler arasında Peygamberimiz Aleyhisselam'ı gölgelediğini, sonra gelip manastırının yakınında bir ağacın gölgesine indikleri zaman da bulutun ağacı gölgelediğini, ağacın dallarının da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üzerine doğru eğildiğini ve onu gölgesinin altına aldığını görmüştü. Şimdi şöyle bir parantez açalım. Yani gökyüzünde herhangi bir bulut ne kadar küçük olursa olsun yeryüzünde sadece bir tek şahsı gölgelemez. Yani bu gölge yaklaşan kervanın bir topluluğun bulut tarafından gölgelendiğini görüyor Rahip Bahira. Ama o topluluğun içinden direkt olarak sevgili Peygamber Efendimiz'i fark etmiyor. Sadece bu topluluğun içinde. Yoksa direkt olarak Efendimiz de irtibata geçerdi. Yani özellikle Rahip Bahira'nın topluluğu davet etmesi, içeridekilerle böyle hepsinin yüzüne bakıp acaba o beklenen peygamber bu yüzlerden biri mi diye araştırması, sonradan hepiniz mi geldiniz, kimseyi bırakmadınız değil mi diye sorup
Efendimizin ağacın altında kaldığını öğrenmesi, onu da çağırması. Bunlar gösteriyor ki sadece o topluluğun içinde o bulut sadece Efendimiz'i değil. Çünkü onun hatırına rahmet peygamberi olacak. Bir topluluğun üzerinde artık sayıları kaçsa bir bulut var. Ama o topluluğu takip eden, o topluluğu gölgeleyen bir bulut var. Ve o bulut o topluluğun içinden birinin hatırına onları takip ediyor. Bahira bütün bunları görünce manastırından inmiş ve ey Kureyş cemaati, ben sizin için yemek yaptım. Sizin küçük büyük köle hür olanlarınızın yemekte hazır bulunmasını arzu ediyorum diye haber göndermişti. Yemek için geldikleri zaman Kureyşlilerden birisi, vallahi ey Bahira, senin bugün şaşılacak bir halin var. Biz sana çok kere uğradık da bize böyle bir şey yapmazdın. Bugün sendeki bu hal nedir diye sordu, şaşkınlığını ifade etti. Rahip Bahira, doğru söyledin. Siz konuksunuz. Ağırlanmaya layıksınız. Ben de sizi ağırlamayı arzu ettim ve hepiniz yiyesiniz diye yemek yaptım dedi. Hepsi gelip sofra başında toplanmış. Yalnızca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuk ve yaşça onların hepsinden küçük olduğu için ağacın altındaki yüklerin yanında bekçi olarak geride bırakılmıştı. Bahira gelenlere birer birer bakıp bildiği ve kitapta bulduğu sıfatları hiçbirinde göremediği için, ey Kureyş cemaati, sizden bu yemekte hazır bulunmayan, geride kalan bir kimse var mı diye sordu. Kureyşliler, ey Bahira, senin yemeğine gelmesi gerekenlerden bir çocuktan başka kimse geride kalmadı. O çocuk da aramızda yaşça cemaatin en küçüğü olup ağırlıkların yanında geride kaldı dediler. Bahira, yapmayınız. Onu da çağırınız. Bu yemekte sizinle birlikte o da bulunsun dedi. Maksadı, acaba o çocuk mu? O bulutun topluluğu takip etmesinin sebebi bırakılan çocuk mu? Ağacın dallarını açıp da gölgelediği varlık acaba o çocuk mu? Ticaret kafilesinde Kureyşlilerden bir zat, Lat ve Uzza'ya andolsun ki aramızdan Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğlunun bu yemekten geride kalışı bizim için kınanacak bir tutumdur dedikten sonra kalktı. Ona doğru vardı, kendisini kolundan tutup getirdi ve sofradakilerin yanına oturttu. Rahip Bahira'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki teşhisi ve Ebu Talib'i uyarışı. Zaten aradığı şeyi gizlediği şuradan belliydi ki, yani biz her zaman gelip buradan geçtik, yanına uğradık ama biz bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedik. Şaşılacak bir durum, bize yemek ikram ediyorsun. Rahip Bahira da, ben şöyle şöyle gördüm, bulut üzerinizdeydi. İçinizden biri beklenen son peygamberdir demedi. Dedi, siz misafirsiniz, ağırlanmayı hak ediyorsunuz gibi böyle güzel şeyler söyleyerek asıl maksadını gizledi. Çünkü uyarıda bulunulması gereken bilgilere sahipti. Yani gizlenilmesi gerekiyordu. Çünkü Yahudilerin sevgili Peygamber Efendimiz'i öldürmesinden endişe ediyordu. Haklıydı, çünkü kendilerine gönderilen peygamberlerin bazılarını alay almış, birçoğunu da öldürmüşlerdi. Ve özellikle son peygamberin Mekke-i Mükerreme'den çıkması, yani Hazreti İsmail'in soyundan çıkması, Hazreti İshak'ın soyundan çıkmaması Yahudiler için büyük bir problemdi. Peygamberlik ellerinden gidecekti. Çünkü neredeyse %99 gönderilen peygamberler Beni İsrail'e gönderilmişti. Rahip Bahira, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür görmez ona dikkatli dikkatli bakmaya ve bedeninden bazı uzuvlarını süzmeye başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktıkça kitapta yazılı sıfatları onda buluyordu. Cemaat yemeğini yiyerek dağıldığı zaman Bahira, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip, ey çocuk, ben sana bazı şeyler soracağım. Lat ve Uzza hakkı için sorularımı cevaplandırır mısın? Ama Lat ve Uzza putlarının isimlerini bilerek kullandı. Çünkü sonuçta Rahip Bahira, yani bir Hristiyan
ve bir putperest değil. Ama son peygamberin özelliklerini biliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Lat ve Uzza adına yemin vererek bana bir şey sorma. Vallahi ben hiçbir şeyden onlardan nefret ettiğim kadar nefret etmem dedi. Bahira öyleyse Allah aşkına sana soracağım şeyler hakkında bana cevap ver dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o zaman bana istediğini sor buyurdu. Bunun üzerine Bahira Peygamberimiz aleyhisselama uyku durumu ve bunlardan başka halleri ve işleri hakkında birçok soru sordu. Yani bakın Allah Teala son peygamberi ne kadar detaylı tasvir, ne kadar geniş bir bilgiyle kutsal kitaplarda son peygamberi vasıflandırmış ki uyku durumu, çeşitli halleri, işleri bunları Rahip Bahira kitaplardan biliyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sorulara cevaplar verdi ki hepsi de Bahira'nın bildiği sıfatlara uyuyordu. Bahira en sonunda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sırtına da baktı. İki omzu arasındaki peygamberlik hateminin de bildiği şekilde yerli yerinde bulunduğunu gördü. Rahip Bahira sorularını sorup bitirdikten sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talib'in yanına geldi. Efendimiz'e bir şey söylemedi çünkü daha vakti gelmemiş. Ona bu çocuk senin neslinden midir diye sordu Ebu Talib'e. Ebu Talib, oğlumdur, benim oğlumdur dedi. Bahira, o senin oğlun değildir. Bu çocuğun babasının sağ olması uygun değildir, mümkün değildir dedi. Ebu Talib, tabii şaşırdı. Nasıl bilebilir bir insan? O benim kardeşimin oğludur dedi. Bahira, babasına ne oldu diye sordu. Ebu Talip, annesi hamileyken babası öldü dedi. Bahira, doğru söyledin dedi. Annesine ne oldu diye sordu. Ebu Talip, o da öldü dedi. Bahira, doğru söyledin, tasdik ediyor. Kardeşinin oğlunu hemen memleketine geri çevir. Kardeşinin oğlunu hemen memleketine geri çevir, geri dönün. Yahudilerin ona zarar vermelerinden sakın. Vallahi Yahudiler onu görüp de benim onda bulunduğunu anladığım şeylerin onda bulunduğunu anlayacak olurlarsa muhakkak onu öldürmeye kalkışırlar. Senin kardeşinin oğlunun çok büyük bir hal ve şanı olacaktır. Sen onu memleketine götürmekte acele et. Biz onun son peygamber olacağını kitaplarımızda ve atalarımızdan bize yapılan rivayetlerde bulmuşuzdur. Bu hususta bizden ahit ve misaklar da alınmıştır dedi. Ebu Talip sizden bu misakları kim aldı? Deyince Bahira gülümsedi. Sonra da Yüce Allah onu İsa bin Meryem'e indirdiği kitapta aldı. Sen eğlenip kalmayı azalt da onu memleketine ve doğum yerine hemen döndür dedi ve sen onun üzerine titrersin değil mi diye sordu. Sen onun üzerine titrersin, onu korursun değil mi diye sordu. Ebu Talip evet dedi. Bahira vallahi onu Şam'a götürecek olursan artık kendisini hiçbir zaman ev halkına kavuşturamazsın. Muhakkak onu öldürmeye kalkarlar. Onlar buna düşmandırlar. Yahudiler son peygambere düşmandırlar. Kardeşinin oğlunu sakın Yahudilerin bulunduğu oralara kadar götüreyim deme. Çünkü Yahudiler düşmanlık ehlidirler. Bu çocuk bu ümmetin peygamberi olacaktır. Kendisi Araplardandır. Halbuki Yahudiler gelecek peygamberin İsrail oğullarından olmasını isterler. Bu çocuğu kıskanırlar. Sen kardeşinin oğlu hakkında onlardan sakın. İyi bil ki ben sana karşı üzerime düşen öğüt vazifesini yerine getirmiş bulunuyorum dedi. Değerli dostlar, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip'le yaptığı Şam seferi sırasında
Rahip Bahira'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğü şeyleri ehli kitaptan, Yahudilerden, Zebir, Temmam ve Deris adlarındaki kimseler de gördüler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeyi tasarladılar. Bunu Rahip Bahira ile de konuştular. Bu Yahudiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme suikast hususundaki görüşlerine Rahip Bahira'nın da katılacağını sanıyorlardı. Rahip Bahira onları böyle bir şeye girişmekten en şiddetli bir nehiyle nehyetti. Kendilerine Allah'ı hatırlattı, kitapta gelecek peygamberin zikrini ve sıfatını bulduklarını, onu öldürmek isteseler de öldüremeyeceklerini anlattı. Onlara siz de onun sıfatını kitapta bulamadınız mı diye sordu. Evet bulduk dediler. Bahira o halde onu öldürmeye sizin için yol ve imkan yoktur dedi. Bunun üzerine onlar Bahira'nın söylediği sözlerin doğruluğuna kanaat getirerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bıraktılar, geri dönüp gittiler. Ebu Talip de Rahip Bahira'nın tavsiyesi üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oradan hemen Mekke'ye döndü. Evet, koruyucusu Allah Teala. Efendim şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isim ve sıfatlarının ehli kitap nezdinde belli oluşu, biraz da bu konuyla ilgili bilgimizi artıralım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isim ve sıfatları Musa aleyhisselama indirilen Tevrat'ta ve İsa aleyhisselama indirilen İncil'de yazılı olup ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyan bilginleri bu hususta tam bilgiye sahip bulunmakta, kendilerine kitap verilenler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanımaktaydılar. Nitekim Yahudi alimlerindenken Müslüman olan Abdullah bin Selam, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendi oğlumu tanıdığımdan daha ziyade tanırım dediği zaman Hazreti Ömer, ey Selam'ın oğlu, bu nasıl tanıma diye sormuştu. Abdullah bin Selam, ben Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten Resulullah olduğuna yakinen şehadet ederim. Kendisinin peygamber olduğundan hiç şüphe etmem. Çünkü onun Allah tarafından gönderilen olduğu naat ve vasıfları kitabımızda bulunmaktadır. Kendi oğlum üzerinde ise böyle kesin bir şehadeti yapamam. Çünkü onun anası, kadının ne yaptığını bilemem, ne bileyim belki de ihanet etmiş olabilir dedi. Kendi çocuğumdan daha ziyade onu tanırım. Bu cümlenin altını dolduruyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ey Selam'ın oğlu, Allah seni hakka isabet ettirmiş dedi ve onun başını öptü. Evet, bir iki sevgili dostlar, şöyle bir bakayım. Uzunca bir bölüm ama yine girişini de yapayım. Daha önceki peygamberlerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ahit ve misak alınışı. Efendimizin hakkında diğer peygamberlerden Allah Teala'nın ahit ve misak alışı, söz. Yüce Allah daha önceki peygamberlerden de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ve yardım etmeleri hakkında ahit ve misak almıştır. Kadı İyaz der ki, Yüce Allah o misakı vahiy ile almıştır. Hiçbir peygamber göndermemiştir ki ona Muhammed aleyhisselamı veya vasıflarını anmış ve ona eriştiğin takdirde kesin olarak iman edeceksin diye kendisinden ahit ve misak almış olmasın. Deniliyor ki Yüce Allah bunu kendi kavimlerine de haber vermeleri ve onların kendilerinden sonra gelecek kavimlerine de aynen bildirmeleri hususunda da kesin söz almıştır. Ata bin Yesar'dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat'taki sıfatlarından sorulunca Abdullah bin Amr İbnül As demiştir ki, evet vallahi Kur'an'daki ey peygamber, şüphe yok ki biz seni şahit, müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Ayetindeki bazı sıfatlar ile Tevrat'ta da tavsif buyurulmuştur. Şöyle ki, ey peygamber, biz seni şahit, müjdeleyici, korkutucu, ümmiler içinde koruyucu olmak üzere gönderdik. Sen benim kulumsun, peygamberimsin. Ben sana mütevekkil ismini verdim. O ne kötü huyludur, ne katı kalplidir.
ne de çarşılarda, pazarlarda bağırır, çağırır. O kötülüğü kötülükle de karşılamaz fakat affeder, bağışlar. Doğru yoldan sapan milleti la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyerek doğrultmadıkça kör gözleri, sağır kulakları, kapalı gönülleri açmadıkça Allah onun ruhunu almayacaktır. Evet, bu İbni Sa'd Tabakat'ta geçiyor. Ahmet bin Hanbel, Müsned, Buhari, Sahih'te geçiyor. Diğer kitapların, Allah Teala'nın gönderdiği, Peygamber Efendimizle ilgili aldığı ahit ve sözler. Bunlara inşallah devam edeceğiz ama Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin bir naatı aklıma geldi. Efendimiz'e bir seslenişi. Ya Resulallah, Allah Teala seni en son peygamber göndermişken ama Kur'an'da seni ilk önce anıyor. Ey Nebi, biz bütün peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Adem'den de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Meryem oğlu İsa'dan da sağlam bir söz aldık. Bu ayet-i kerimeyi tefsir ediyor ve son gelen bir peygambersin, son peygambersin, doğru. Ama Allah seni bütün peygamberlerden önce anıyor. O halde ilk ahdi, ilk sözü Allah Teala senden almış. Dolayısıyla son gelecek peygamber, kendinden önce gönderilen peygamberler tarafından müjdelenmiştir ve Allah Teala da onlardan bir ahit almıştır. Hatırlarsınız, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın eğer ben gitmezsem tesellici, teselli edecek olan gelmez diye bir ifadesi vardır. Yani bugünkü tahrif edilmiş kitap da olsa orada bu geçiyor. İnşallah bir sonraki programda nasip olursa Allah Teala'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diğer peygamberlerden, önceki peygamberlerden aldığı ahit ve misakla ilgili inşallah devam edeceğiz. Yani Resulullah aleyhisselatü vesselamın saadetli hayatında yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimizin hatırına sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle milletimizi, ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı kötülerden, kötülüklerden muhafaza eylesin. İyileri artırsın, iyileri güçlendirsin. Allah Teala emanet olun efendim.